5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 34. Toplumsal birlik sizin için ne ifade ediyor? Toplumsal birliği neye benzetirsiniz diye sormuş. Bireylerin birbirine güvenmesi, saygı duyması ve dayanışma içerisinde yaşaması demek. Toplumsal işbirliği ise aşureye benzetebilirim. Farklı malzemeler bir araya gelerek aşurede nasıl uyumlu ve lezzetli bir tat oluşturuyorsa, farklı insanlar ve kültürler de bir araya gelerek toplumda uyumlu birlik oluştururlar. Çevrenizde gerçekleşen yardımlaşma faaliyetlerinden hangisi sadaka taşı uygulaması ile benzer özelliklere sahiptir? Yardım sandıkları ve gizli bağış uygulamaları benzeyebilir. İhtiyaç sahibi kişiler incinmemiş olur sözünden ne anlıyorsunuz? Bu söz ihtiyaç sahiplerinin yardım alırken gururunun kırılmaması gerektiğini ifade ediyor. Yardım yapılan kişilerin mahremiyeti neden önemlidir? Yardım yapılan kişilerin mahremiyeti onların onur ve saygısının korunması açısından önemlidir. Yardım edilen kişi kendini küçük düşmüş veya utandırılmış hissetmemelidir. Milli mücadele döneminde yaşamış olsaydınız Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı emirlere neden destek verirdiniz diye sormuş. Bu dönemde yaşamış olsaydı Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı emirlere vatanı savunmak için destek verirdim. Günümüzde toplumsal birliği sürdürmeye yönelik başka ne tür yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri var? Burada arkadaşlar komşuluk dayanışmaları, kelmesel yardımlaşma dernekleri aracıyla bağış toplama kampanyaları yapılmakta. Sayfa 35. Burada bana bireylere ve topluma etkisi sorulmuş. Bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını kolaylaştırır. Aynı zamanda kendilerini daha güvende hissetmelerine ve toplumun bir parçası olduklarını hissetmelerine katkıda bulunur. Topluma etkileri neyse toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir, sosyal adaleti sağlar ve toplumdaki eşitsizliklerin azalmasına yardımcı olur, toplumsal birlikteliği pekiştirir. Okulunuzda toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunabilecek ne tür faaliyetler yapılabilir? Okulda yardım kermesleri, kıyafet ve kitap bağışları gibi kampanyalar düzenlenebilir. Ülkemizde yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik hangi kurumlar var? Örnek sormuş. Kızılay, NÖSER ve Ahbap verilebilir. Sayfa 37. Sosyal sorumluluk proje fikirleri. Çocuklara yönelik deprem bölgesindeki bir okulun öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı sağlama. Güçlü yönleri, ihtiyaç fazlası kıyafet ve kırtasiye ürünlerine kolay erişim sağlanır. Zayıf yönü ise öğrencilere ulaşım ve lojistik süreçleri zaman alabilir. Yaşlılar için ise, evet yaşlılar yönelik ise yaşlılara psikolojik destek ve ekipman desteği. Ekipman desteği örneğin arkadaşlar gözlük kullanıyorsa gözlük desteği olabilir. Yürümekte sıkıntılı olanlar için arkadaşlar sağlık desteği anlamında ekipman desteği sağlanabilir. Güçlü yönleri yaşlılar arkadaşlar duygusal iyileşmesine katkı sağlar. Zayıf yönü ise arkadaşlar büyük bütçe gerektiği için gerçekleştirmesi zor olabilir. Sayfa 42. Bilgi şemasındaki örneği incelediğinizde cevaplarınızı ilgili alana yazalım. Yardımlaşma toplumda birlik ve dayanışmayı artırır. İnsanlar arası bağları güçlendirir ve daha adil bir toplum oluşturur. Kime? İhtiyacı olan herkese yardım edilebilir. Maddi durumu yetersiz olanlar, doğal afet mağdurları, yaşlılar ve hastalar bu kapsamda yer alır. Ne zaman yardım edilmeli? İhtiyaç olduğunda ve fırsat bulduğunda her zaman yardım edilebilir. Nerede? İhtiyacın olduğu her yerde yardım yapılabilir. Kendi çevremizde, şehirde, ülke genelinde veya dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkündür. Nasıl? Maddi yardım, gönüllü çalışma, zaman ayırma veya bağış yaparak yardım edilebilir. Ayrıca eğitim, gıda, kıyafet ve barınma yardımları da sağlanabilir. Sayfa 42'nin en alttaki soru. Genel haberinde yer alan yardım kampanyasının toplumsal birlikteliğe katkısı nedir? Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırır. İnsanlar bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet eder. Toplumsal bağlar güçlenir. Sayfa 43. Buradaki habere göre arkadaşlar şemayı dolduralım. Yardımseverlik, fedakarlık, kitap sevgisi, duyarlılık, insan sevgisi, dayanışma, tasarruf, sorumluluk, üretim ve saygı. Sayfa 44. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Sorumluluk.
Ülkemize yurt dışından eğitim veya turizm amaçlı birçok misafir gelmektedir. Bizler Türk misafirperverliği gereği bu misafirlere dil, din, renk ayrımı yapmayız. Kültürel zenginliklere hep olumlu yaklaşırız. Duyarlılık ve saygı. Asrın felaketi rogatlarından 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezde birçok ilimizi etkileyen deprem, milletçe yaşadığımız büyük felaketlerdendir. Bu felaket karşısında halkımız tek yürek olup depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmış, maddi ve manevi yardımlar yaparak depremzedelere her türlü desteği sağlamaya gayret etmiştir. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Yardımsever ve yardımseverlik ve çalışkanlık. Sayfa 45. Gruplar var. Rollerimiz dahil olduğumuz gruplardan aile, okul, müzik kulübü olabilir. Buradaki kulübü farklı kulüpte yazabilirsiniz. Kültürel zenginliklerin birlikte yaşamaya katkısı kültürümüzden örnekler örneğin Zeybek, Hacivat, Karagöz, Mangala ne olabilir. Gruplardaki rollerimiz çocuk, öğrenci, gitarist, solist artık rolümüz neyse yazabilirsiniz. Diğer kültürlerden örnekler tango, hip hop, pelin peyniri. Rollerimizin getirdiği hak ve sorumluluklar oyun oynamak hak, ders çalışmak sorumluluk, spor eğitimine katılmak hak. Farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlayan durumlar turizm, eğitim, spor. Yardımlaşma ve dayanışmada beraberiz. Geçmişimizden yardımlaşma dayanışma örnekleri sadaka taşı, ailelik teşkilatı, zimam defterleri, yardımlaşma dayanışma faaliyeti yapan kurumlar Kızılay, Yeşilay, AFAD, yardımlaşma dayanışma faaliyetlerinin topluma katkıları, toplumsal dayanışmayı artırmak, sosyal adaleti sağlamak, kriz anlarında toplumu bir arada tutmak, yoksulluğun azaltılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Sayfa 46. Buna göre aşağıdakilerden hangisi evrenin dahil olduğu gruplar ve gruplardaki rollerinden birisi değildir? Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bugün tarifi imkansız tecrübelerim oldu. Sevinç ve heyecanı bir arada yaşadım. Evet, bugün orkestramızla ilk konserimizi verdik. Bakın burada orkestra ve konser demiş arkadaşlar. Orkestra olduğu için burada müzik kulübü olabilir. Tam bir yıl önce müzik kulübüne başlamıştım. Gitarın tellerine ilk dokunduğumda bugünkü gibi heyecanlıydım. Gitar dedici arkadaşlar, gitarist de gitti. Kısa zamanda çok yol kat ettiğimi söyleyebilirim. Gitar öğretmenimin ilk gün söylediklerini dün gibi aklımda. Kulübümüzde kalıcı olmak ve iyi bir gitarist olmak istiyorsan devamsızdan dikkat etmeli. Bol egzersiz yapmalı ve kulüp arkadaşına uyum içinde olmasın. Burada okul öğretmenden bahsettiğim için arkadaşlar. Okul olur, öğrenci olur, aile ve çocuk olur ancak orkestra bir rol değildir. Cevabımız da şıkkı. 2. Elenin dahil olduğu gruplardaki rollerine ait hak ve sorumlulukları yazalım. Aile, aile içinde sevgi ve bakım hakkına sahiptir. Sorumluluğu ailesine saygı göstermek ve ev işlerinde yardımcı olmaktır. Okul, öğrenci olarak eğitim alma hakkına sahiptir. Sorumluluğu derslerine düzenli katılmak ve okul kurallarına uymaktır. Müzik kulübü, gitarist olarak müzik eğitimine katılma hakkına sahiptir. Sorumluluğu kulüp etkinliğine katılmak ve pratik yapmak. 3. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Balkanların Osmanlı hakimiyetine girmesiyle buradaki halklarla bütünleşme sağlanarak geniş bir kültürel etkileşim temelleri atılmıştır. Buradaki açıklamayı uzun uzun okumuyorum arkadaşlar. Türk kültürü Kuzey Makedonya kültürünü her alanda etkilemiştir. Cevabımız A şıkkı. Buradaki bilgiye göre ulaşılamaz. 4. Genel A haberine göre ülkemizde düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel özelliklerine saygı duyma ve birlikte yaşam kültürü oluşturmasına katkısını sormuş. Etnospor Kültür Festivali farklı kültürlerin bir araya gelerek ortak değerler çerçevesinde saygı, dayanışma ve barış içinde yaşamasına katkıda bulunur. 5. Sosyal sorumluluk projesi hazırlamasında öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik fikir ürettikleri doğru. Sosyal sorumluluk projesine yönelik görev paylaşımı yaptıkları doğru. Toplumsal birlikteliğe katkıda bulunmaya yönelik fikirleri uygulamaya koydukları doğru. Cevabımız D şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.